Evet arkadaşlar, bu örneğimize baktığımızda ise P ancak ancak Q'nun değeri 1'dir. Q ancak ancak 1 ancak ancak R 0'dır demiş. Burada ilk gözüme çarpan bakın şurası. Artık bu kısa kurallardan dolayı direkt Q şeklinde yazılabilir. Artık ikinci denklemimiz Q ancak ancak R eşittir 0 oldu. İkinci ifademiz ise P ancak ve ancak Q'nun değeri denktir 1 oldu. Şimdi burada gönül rahatlığıyla şu söylenebilir. Soru kısmındaki şurasının cevabı 0'dır. Çünkü Q'nun değeri yerine Q geldiğinde sonuç direkt 0'a eşit olacaktır. Birbirlerinden farklı olmuş olacaklar çünkü. Ya da bunu şöyle düşünebiliriz, şöyle düzenleyebiliriz. Bakın diyelim ki Q 1 olsun. Q'nun 1 olması durumunda R mutlaka 0 olacak. Q 1 olduğu için değeri 0. 0 olduğu için P de mutlaka 0 olacak. Yani şöyle bir durum çıkıyor. P 0, Q 1, R 0. Bu birinci ihtimal. Bu şekilde olabilir. Ya da ikinci ihtimali kırmızıyla yazalım. Diyelim ki Q 0. Q 0 olduğu durumda P mutlaka ne olması gerekir? 1. Q 0 olduğu için Q'nun değeri 1 olur. Ve burada P'de de 1 çıkar. Artık ya da ikinci durum P 1 olabilir. Q 0 olabilir. R de yine karşımıza 1 şeklinde çıkmış olur. Bakın bu iki ihtimal var. Bu iki ihtimal çerçevesinde soru düşünüldüğünde P ancak ve ancak R ya da P ancak ve ancak Q. Bakın her iki ihtimalde de düşündüğünüzde P ve R birbiriyle aynı işaretli oldukları için her iki durumda ilk parantezin sonucu bir şeklinde gelecek ya da İkinci işleme baktığınızda P ve Q her iki durumda da birbiriyle zıt işaretli olduğu için yani zıt değerli olduğu için cevabımız 0 olacak. 1 ya da 0 işleminin sonucu farklı oldukları durumda 1 çıkıyordu. Sonucumuz 1 şeklinde söylenebilir. Diğer bir konumuza özelliğimize geldiğimizde niceleyiciler konumuz var. Mantıkta bazı ve her kelimeleri niceleyiciler olarak adlandırılır. Bazı niceleyicisi önermeyi sağlayan en az bir elemanın var olduğunu ifade eder. Yani bütün bir topluluk için değil, o topluluk içinden bazı sayıların sağlandığı için kabul eder. Bundan dolayı bazı niceleyicisine varlıksal niceleyici diyoruz. Yani sadece varlığa özgü. Ve sembolü ise ters E sembolü şeklinde gösterilir. Her niceleyicisi ise tüm elemanların önermeyi sağladığını ifade eder. Bu nedenle her niceleyicisine evrensel niceleyici diyoruz. Yani her eleman, bir topluluktaki her eleman, bir kümedeki tüm elemanlar. Onun için evrensel niceleyici oluyor. Ve bu her niceleyicisinin simgesi ise ters A şeklindedir. Aşağıdaki önermeleri inceleyerek doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Bazı kuşlar uçmaz. Doğrudur. Bazıları uçmaz. Yani pardon, doğrudur. Şöyle silelim. Şuraya bir yazalım. Her tam sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Değildir. Eksi 3 yanlıştır. Yani burası 0 oluyor. Bazı sayılar 2 ile tam bölünemez. Bazı sayılar 2 ile tam bölünemez. Evet doğrudur. Her negatif tam sayının karesi pozitiftir. Doğrudur. Bu örneğimize baktığımızda aşağıdaki önermeleri inceleyerek doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Her AB doğal sayısı için A artı B bir doğal sayıdır.
doğrudur. En kötü 0 artı 0 şeklinde düşünebilirsiniz. Sonuç 0 gelecektir ve bir doğal sayıdır. Dolayısıyla bu önermenin doğruluk değerine 1 diyebiliriz. Bazı x doğal sayıları için x eksi 2 sıfırdan büyüktür. Evet, mesela 3 yazılabilir, 5 yazılabilir. 2 tanesi için bile sağlandığından dolayı bu önerme doğrudur diyoruz. Çünkü bazı niceleyicisini kullanmış. Bazı x'ye eleman r kare için x eksi 3y eşittir 10 şeklinde bir işlem söylemiş. Evet, bazı x'ye'ler için bu denklemi sağlayan x'ye 2'leri bulunabilir. Yani mesela buraya 13, buraya 1 diyebiliriz. Bir tane bile durum için sağlandığı için buna doğru önermedir diyoruz. Bazı x reel sayıları için x kare eşittir 4'tür. Doğrudur. 2'nin karesi veya eksi 2'nin karesi 4'e eşittir. Bazı dediği için yine burası da bakın doğrudur mutlaka. Her x eleman doğal sayı için 1 bölü x elemanı değildir doğal sayı. Doğrudur. Hangi doğal sayı alırsanız alın 1 bölü x şeklinde yazdığınızda doğal sayıyı bulamazsınız. Dolayısıyla bu önermemiz de doğrudur. Burada bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. İlk ifadeye bakalım. Bazı x reel sayıları için kök x kompleks sayıdır. Evet, doğrudur. Mesela karekök eksi 5 yazıldığında, hatta bu bazı değil sonsuz tane sayı için bile sağlanır. Bazı dediği için doğrudur. Yani ilk önermemiz doğru oldu. İkinci önermemiz her x reel sayısı için x kare artı 1 büyük 0. Artık bakın burada her x reel sayısı için x kare artı 1 sıfırdır. Çünkü burası pozitiftir veya sıfıra eşit veya pozitiftir. Şöyle diyelim. Artık burada toplamları sıfır olduğu için 1'dir burasının değeri de. 1 ise, 1 önermesinin doğruluk değeri ise 1'e denktir diyoruz. Son kısmımızda ise tanım, aksiyom, teorem gibi ifadelerin açıklamalarını vereceğiz. Tanım, bir terimin daha önce tanımlanmış terimler veya tanımsız terimler yardımıyla açıklanmasına o terimin tanımı diyoruz. Bir terim var, bunun tanımlanmış ya da tanımlanmamış özellikler yardımıyla açıklanmasına tanım diyoruz. Aksiyom ise doğruluğu kabul edilen ve ispatlanamayan ya da ispatına gerek duyulmayan örneklere aksiyom denir. Örneğin bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir paralel doğru çizilebilir. İfadesi aksiyomdur. Teorem ise doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem diyoruz. P önermesi doğru iken P ise Q. Bileşik önermesi de doğru ise bu bileşik önermeye teorem adı veriyoruz. Bir teoremin verilen kısmına hipotez, ispatlanacak kısmına hüküm ismini veriyoruz. P ise Q şeklinde yazdığımızda P ifadesine hipotez, Q ifadesine ise hüküm ismini veriyoruz. Evet değerli arkadaşlar, mantık konusuyla alakalı videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Kolaylıklar diliyorum.